Herkese selam, tekrar hoş geldiniz. Ben Doruk Sayar. Bugün sizlere kart sihirbazının ve kart listerinin en temel hareketlerinden bir tanesini gösteriyorum. O da fen açmak. Fen açmanın bir sürü şekli var fakat ben size en çok kullanılan ve aslında en güzel gözüken fenlerden bir tanesini göstereceğim. Bunu aslında kartla ilgilenen herkesin bilmesi gerekiyor. Yani hem başlangıç seviyesi olsun, ileri seviye olsun, hangi seviyede olursanız olun, bu kesinlikle bilmeniz gereken hareketlerden bir tanesi. Ve aynı zamanda bu hareketi öğrenmek için yorumlarda yazıyordunuz. Ben de sonunda bu hareketi sizlere kendi yaptığım şekilde göstermeye karar verdim. Birazdan göreceğiniz, öğreneceğiniz bu hareket aslında baş parmakla yapılan thumb fen diye geçen bir fen. Bu fenlerin, fanların artık ne demek istiyorsanız bir sürü versiyonu var. Tek elle yapılan versiyonları var, iki elle iki farklı şekilde açılan versiyonları var veya büyük fen yapma versiyonları var. Bunları da ilerleyen videolarda göstereceğim. Ama öncelikle en temel versiyonlarından biri olan bu thumb feni, yani baş parmakla açılan feni. Fene de yelpaze diyebiliriz. Türkçe'ye çevrim bu şekilde aslında mantıklı oluyor. Yani yelpaze açmak diyebiliriz kartlarla. Ben size bu en çok kullandığım ve gördüğünüz gibi gayet güzel gözüken şeklini göstereceğim. Ve aslında sadece fen açmayı değil, feni bu şekilde havalı bir şekilde kapamayı da göstereceğim. O yüzden eğer kartlarla ilgileniyorsanız veya yeni bile başlıyorsanız kesinlikle bu videoyu baştan sona izlemeniz gerekiyor. Çünkü bu kartlarla ilgilenen herkesin kesinlikle bilmesi gereken bir hareket. O yüzden hiç vakit kaybetmeden şimdi bu hareketin açıklamasına geçiyoruz. Evet, şimdi sizlere fen açmanın açıklamasını göstereceğim. Bunu aynı zamanda iki açıdan göstereceğim. Bir tam olarak karşı açıdan anlatacağım. Bir de aynı zamanda sihirbaz açısından, yani sanki siz yaparmış gibi arkadan çekilen bir açıdan anlatacağım. Şimdi ilk açıyla başlıyoruz. Bu arada aynı zamanda hem kondisyonu iyi olan bir desteyle göstereceğim bunu. Hem de kondisyonu biraz eski olan bir desteyle göstereceğim ki aslında eski destelerle de yapabileceğinizin bir göstergesi olacak bu. Şimdi bu desteğiyle nasıl açılır başlıyorum. Öncelikle bunu yavaş anlatması çok kolay değil ama elimden geleni yapacağım sizin için. Tutuş için şöyle bir tutuş yapmamız gerekiyor. Yani normal bir şey alacakmış gibi, sanki böyle bir şey tutacakmış gibi elinizi tutarken kartları buraya koyuyorsunuz. Yani aslında bak, buraya geliyor kartlar. Çok ortaya değil, çok uçta da değil. Biraz böyle bu iki parmağın biraz sonuna gelecek bir şekilde, hatta şu şekilde tutuyorum. Arkadan bakın, bu şekilde parmaklarım destekliyor. Önden de baş parmağım burada duruyor. Şimdi diğer elim, daha doğrusu diğer elimin baş parmağı gelip bu kartları bu şekilde açacak. Aslında bütün fenin olayı zaten bu. Ama nasıl açacak ve ne kadar sıkı tutacaksınız gibi detaylar var. Şimdi ben bu arada açmadan önce bunu dümdüz değil, tam son anda buraya şu şekilde biraz böyle açılı bir şekilde yatırıyorum kartları ki fen daha büyük gözüksün. Yani bu şekilde. Eğer böyle olsaydı, bakın burası tam olarak büyük olmuyor diğer yer kadar. Ama buraya tam olarak şöyle yaptığım zaman fen daha büyük oluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya oturttuktan sonra elinizi artık böyle iyice buraya geliyor ve son kez şuraya biraz yatırdınız. Şimdi burada baş parmak bunları eşit bir şekilde ittirecek. Bu artık sizin pratikle yapmanız gereken bir şey ki yavaş yapınca bile olmuyor. Burada parmağın bir momentum yakalaması gerekiyor. Yani tek seferde olan bir hareket gibi. Muhtemelen başlangıçta sizde böyle olabilir. İşte her kart gördüğünüz gibi burada böyle fen olmamış olabilir. Veya atıyorum şöyle bir şey olabilir. Burada fazla birikir, burada az olur. Sizin tam olarak böyle açmanız biraz vakit alabilir. Bu arada benim için iyi bir fen şu demektir. Açtığınız zaman 52 kartında aşağı yukarı eşit olarak gözüktüğü bir fen bence gayet iyi ve estetik bir fendir. İyi gözüken bir fendir. O yüzden sizin de nihai hedefiniz, yani en sondaki hedefiniz bu olmalı. Ama olana kadar normal bir şekilde böyle denemeler yapabilirsiniz. Şimdi buraya koyduktan sonra baş parmak biraz böyle kartın ortasına doğru geliyor. Ve geldiği zaman da aslında bak şöyle bir hareket yapıyor. Yani dümdüz yana doğru ittirmiyorum. Gelip böyle bir yuvarlak bir hareket çiziyor baş parmağım. Tekrar yapıyorum. Geldi. Bak. Böyle bir hareket çiziyor ve böylelikle daha eşit bir fen oluşmuş oluyor. Tekrar yapıyorum. Geliyor. Bakın bu şekilde oluyor. Bunu hızlı yaparsanız bu arada daha net bir şekilde açarsınız. Bakın daha böyle sanki bütün kartlar burada eşit gibi duruyor. Öbür tarafından da göstereyim. Açıyorum. Bir daha yapalım. Açıyorum. Neredeyse, yani burada tabii ki milimetrik farklar var ama neredeyse 52 kartta burada gözüküyor ve hemen hemen aynı boşluklara sahip. Sizin de dediğim gibi final hedefinizin bu olması lazım. Geldik, tutuşu yaptık, buraya koyduk. Böyle tutuyorsunuz. Bu değil, baş parmakla thumb fen. Bu diğer elini de bu arada destekliyor. Bakın bu işaret üstte, bunlar yanda, tutup böyle çekiyor. Ama çekerken de diğer ellerim kalkıyor. Yani düzelttim. Çünkü böyle olursa kayabilir. Düzelttim ve açarken diğer parmaklar kalkıyor. Ve baş parmağımla çok az bastırıyorum. Yani böyle bastırarak biraz böyle şöyle göstereyim, hatta bir yarı yuvarlak çiziyorum ve böylelikle fen de açılmış oluyor. Şimdi biraz eski desteğe bakalım.
Burada bir tane Artisans vardı beyaz. Ve aslında görebilir misiniz bilmiyorum ama biraz böyle sarı yan tarafları. Yani biraz eski bir deste, bu çok yerde kullanıldı. Ama dinlendiği için köşede, yani hiç bunu uzun süredir kullanmadığım için üzerindeki nem ve yapışkanlıklar gitti. Ve o yüzden fen olmaya gayet müsait oldu. Bu arada mesela atıyorum, eğer yağlı bir elle kartları ellediniz, orada bir karta yağ yapıştıysa veya toz yapıştıysa, açtığınız zaman mesela bu iki tanesinde bir şey var, bakın tam olarak gelmiyor. Şimdi o ikiyi aşağı alacağım. Şuradan mesela aldım. Şimdi açalım. Eğer diğerlerinde de bir toz moz yoksa bak daha güzel oluyor. O yüzden kartları iyi bakmaya çalışın. Temiz elle kullanmaya çalışın. Eğer bir şey kartlara yapışırsa fen olması biraz etkileyebilir. Bakın böyle eski bir deste bile aslında biraz dinlenmeyle, yani köşede kalmasıyla, kullanılmamasıyla üzerindeki yapışkanlığı atıp gayet güzel fen olabiliyor. O yüzden destenin yepyeni olması tabii ki rahatlık sağlar. Ama eski destelerle yapabilirsiniz. Bunu sadece size göstermek için bu kartları aldım, bayağıdır kullanmadım. Şimdi biraz diğer açıdan bakalım harekete. Kapanış için de son bir kez belki ayrı bir açıdan gösterip bu videoyu kapıyoruz. Evet, şimdi bir de bu açıdan size göstereceğim fen açmayı. Gayet net bir şekilde her şey anlaşılır olacak. Şimdi tutuş zaten belliydi. Buraya koyuyorduk. Bu ikinci parmağın kısmına geliyor. İsterseniz birde de yapabilirsiniz ama başlangıçta zorlanmayın. Bence direkt bu ikiye tam olarak oturtun. Bakın nasıl durduğuna. İkinci parmakta, baş parmağım burada ve duruyor. Şimdi açmadan biraz buraya yatırıyordum. Yani aslında duruş şu oluyor. Sonra baş parmağım gelip, bak diğer parmaklarımı düzeltiyorum. Gelip böyle bir kaydırma yapıyor. Yani yukarıdan aşağı bu şekilde kaydırıyor. Ve bu kadar pratik aslında. Bir kez daha yapıyorum. Geldim. Şu hareketi çiziyor ve biraz da bastırıyorum o esnada. Ve bakın çok güzel bir şekilde fen açılmış oluyor. Kapanışı ayrıca göstereceğim. Onu biraz aşağıdan farklı bir açıdan göstermem gerekiyor ama açılış olarak, yani buradan tutup parmaklarımı şöyle yaptığı bir hareket. Bunu artık sizin sürekli denemeniz lazım. Çünkü bir basınç var, yani şöyle söyleyeyim. Hem bu elimde hem de sağ elimde. Yani bir basınç uyguluyorum. Bunu hiç basınçsız yaparsam böyle çok iyi bir fen olmaz ki. Başlangıçta muhtemelen zaten burada birikecektir kartlar. Hepsi tam olarak açılmayacak veya burada birikecektir. Siz artık böyle doğru şey yapa yapa, bu zaten pratikle olacak bir şey, yani bir anda öğrenip yapabileceğiniz bir şey değil eğer yeni başlıyorsanız. Pratikle bunu artık böyle neredeyse her kartı eşit bir şekilde fen açacak seviye geleceğinize inanıyorum. Mesela bakın şu an açtığım zaman neredeyse bütün kartlar 1-2 milim dışında eşit bir şekilde. Bu sizin de yani ulaşmanız gereken nokta bu olmalı. Bütün kartlar neredeyse iyi bir fende gözükmeli. Evet, şimdi kapama versiyonunu göstereceğim size son olarak bu açıdan. Tam aslında biraz karşı açı. Kartları diyelim açmayı bu şekilde artık oturttunuz. Kapamak için de bak ellerim zaten şu şekilde duruyor. Sanki İtalya'da çok güzel bellissimo yaparmış gibi. Böyle elleriniz açtıktan sonra şu şekilde duruyor. Yani bunları alırsam aslında dediğim gibi şöyle bir duruş. Şimdi bunu açtıktan sonra gelip işaret parmağım buraya geliyor. Tamam mı? Diğeri de buraya gelecek ama gelirken normalde bunları ittiriyorum ya böyle. Bunu böyle yaparsam olur ama çok yavaş olur. Sizin bu başlarda anlattığımız gibi şöyle bir hareket yapmanız lazım. O da şu şekilde, bak açtım. Geldim, ittirdim. Yani çok milim bile olsa çekip sanki bırakıyorum. Geldi, hop, bıraktı. İki tane parmak rol oynuyor burada. Bir ve iki. Hop, kapatıyor gördüğünüz gibi. Diğer ellerde kapamasına olanak sağlıyor. Ama biraz şu çekme yaparsanız tak diye çok daha güzel bir şekilde kartlar kapanıyor oluyor gördüğünüz gibi. Yani açtıktan sonra artık bir şekilde açtınız. Bu parmakla beraber gelip şöyle ittirmeniz lazım. Belki kartlar düşebilir bu noktada eğer ilk defa deniyorsanız. Ama yapa yapa inanın bana alışacaksınız. Hatta şu an böyle dik tutarak yapması zor. Ama bu şekilde normal gösterdikten sonra çekmesi çok daha rahat. Çünkü tak diye geliyor. Şu biraz yer çekimine aykırı bir hareket ama bu şekilde fan açıp eğer bu şekilde çekerseniz gördüğünüz gibi tak diye kapanıyor. Sadece genel olarak mantığı 1, 2 ve bum. Siz de artık diyelim ki açılışı öğrendiniz. Bu şekilde gelip böyle kapamayı da öğrenirseniz çok güzel fanlar yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi baş parmakla açılan fen bu şekilde oluyor ve kapanması da bu şekilde oluyor. Sizlere bunu gösterdim. Artık tek yapmanız gereken kartlar elinizdeyken sürekli sizin bu hareket denemeniz. Eğer desteniz çok eskiyse, yani biraz eskimiş ve katı bir şekilde açılıyorsa, aslında o desteği biraz koyun köşeye. Bir iki gün, hatta belki bir hafta dinlendirin. Böylelikle hem nemi çıksın, içerisindeki nem ve yapışkanlık gitsin ve sonrasında siz elinize aldığınız zaman kartları çok rahat bir şekilde fen yapabilirsiniz. Hatta şöyle bir tavsiye vereyim. Diyelim ki evde iki tane desteniz var. İkisini de aynı anda açın, yani ikisi de kullanışa hazır olsun. Birini kullanın, sonra onu dinlendirin ve diğerini kullanın ve böylelikle dönüşümlü bir şekilde kartları kullanırsanız kartların ömrü daha uzun olmuş olabilir. Şimdi fenin kullanım alanlarına girecek olursak, tabii ki kardistir de böyle havalı bir şekilde yapıyor olabilirsiniz. Belki böyle fotoğraf çektirebilirsiniz, açabilirsiniz veya işte böyle bir bumerang yapabilirsiniz, açtı kapadı diye. Bunun bir sürü varyasyonu var, artık hangi şekilde kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi kart seçtirirken sihirbazlıkta böyle fen açıp seçtirebilirsiniz. Daha doğrusu şu şekilde açılıyor o zaman. Bir kart seç diyorsunuz. Aynı zamanda hem seyirciyi etkileyecektir
bu hareketi görmek. Ne güzel kartlar açıyorsun diye. Hem de kart seçmesi için karşısında 52 tane seçenek çok net bir şekilde gözüküyor olacak. O yüzden dediğim gibi sihirbazlıkta kullanabilirsiniz, kardistride kullanabilirsiniz, güzel fotoğraflar çekebilirsiniz, bumeranglar çekebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bu durumda. Bu en temel fenlerden bir tanesiydi ve ilerleyen bölümlerde size açıklama kısmında gösterdiğim bir iki tane daha feni göstermeyi düşünüyorum. Fenin diğer çeşitlerini göstermeyi düşünüyorum. O yüzden takipte kalın ve yapabiliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Zorlanıyor musunuz? Her şeyi yorumlara yazmayı unutmayın. Ben cevap verebiliyorsam veriyorum. Ben veremiyorsam bile diğer önceden yapan arkadaşlar görüyorum yorumlarda, yardımcı oluyor. Bu da süper bir şey. Yani yakında oluşacak bu topluluk için gerçekten çok güzel şeyler bunlar. Discord sunucusu veya artık Reddit sayfası neyse çok yakın zamanda açılacak zaten. Orada bol bol yardımlaşıyor olursunuz. Hem ben yardımcı olurum hem diğer arkadaşlar yardımcı olur. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu iş ciddi alıp çalışan çok insan var ve kendini ilerletmiş çok insan var. Ve aynı zamanda tekrar gördüğüm kadarıyla sıfırdan başlayan da çok insan var. Herkesin bir arada olup birbirine yardımlaşması gerçekten bu sanatı ve bu olayları ileri taşıyacaktır. Bunu unutmayın. O yüzden bol bol yardımlaşmaya çalışın. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bugün sizin de uzun süredir beklediğiniz bu fen hareketini gösterdim. Kendi yaptığım şekilde gösterdim ki bu hareket gerçekten benim için çok önemli. İlk başladığım andan itibaren beri çalıştığım ve yaptığım bir hareket. Umarım siz de en kısa zamanda bu hareketi oturtursunuz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kartları elinizden bırakmayın. Görüşmek üzere.